Evet efendim, Türk Max'ın güzel izleyenleri, Her Şey Tadında'nın 100. programı devam ediyor. Ve Profesör Doktor Engin Oral bir kez daha hoş geldiler. Nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederiz. Kadın hastalıkları uzmanı ve doğum uzmanı tabii. Efendim bugün özellikle tüp bebekten bahsedeceğiz. Ki ben çok önem veriyorum bu konuya. Neden derseniz, farklı bir açıdan bakıyorum. Artık yeni nesil biraz geç evleniyor. Ve biraz hani çocuk yaşını da özellikle bayanlardan bahsediyorum, kaçırabiliyor. Ve bu nedenle de tüp bebek çok önemli şu anda günümüzde. Doğru mu düşünüyorum? Çok doğru bir yaklaşım. Basit bir örnek vereyim. Biz bunu Türkiye'de de yaptık, Cerrahpaşa'da da yaptık araştırmayı. Dünya da böyle söylüyor. İlk evlenme yaşı ilerledi. Yani bundan yaklaşık 20-25 yıl evvel ilk evlenme yaşı diyelim ki 22-23 iken bugün günümüzde 29-30'lara geldi. Ne oluyor? Kadınlar daha geç evleniyor. Daha geç çocuk sahibi olmak istiyor. Evet. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Kadın da şöyle yaratılmış Şef Bey. Erkek gibi değil. Yani 20 yaşında erkek, 40 yaşında erkek, 60 yaşında erkek, sperm aynı. Üreme fonksiyonları aynı. Kalite aynı mı? Değişmez, evet. Kuantite çok, aynı. Evet, yani sayı falan aynı. Kalite belki bir miktar düşebilir veya düşmez. Bu da erkeğin kendine bakımı falan değişir. Halk arasında şöyle bir tabir vardır. Yani erkekten bahsediyorum özellikle. Belli bir yaşı geçtikten sonra, siz hayır dediniz ama halk böyle düşünüyor. Belli bir yaşı geçtikten sonra sperm kalitesi biraz düşüyor. Ve o yaştan sonra çocuk yaptığın zaman hani çocukta bir problem olabilir derler. Yanlış mıdır bu? Bu yanlış. Tamam. Sadece bazen ve bazı erkeklerde, herkes de değil, zaman zaman kalite bozukluğu olabiliyor. Ama genele bakarsak 20, 40, 60 arasında büyük fark yok. Çok minimal farklar var. Ben ama de bir şey ekleyebilir buyurun. Miyim o konuya? Yaşla değil de yaşam stiline göre sperm kalitesinin düştüğünü duymuştum. O çok doğru. O doğru mu? Çok İçki, doğru. İçki, alkol, düzensiz yaşam erkeklerin sperm kalitesini etkiliyor. Alkol daha sıkıntı yaratabiliyor. Bir de işte başka hastalıkları varsa, eğer devamlı kullandığı ilaç varsa, mesela diyabet falan gibi, bütün bunlar sıkıntı yaratabiliyor ama temelde aynı. Ama kadına bakarsak, 20-40-60'a bakarsak, 20'de sorun yok, üremenin iyi olduğu bir dönemde, 40'ta üreme artık gitti gidiyor, 60'da hiçbir şansı yok artık. Bazen televizyonda, gazete falan duyuyoruz, görüyoruz, işte 60'ında gebe kaldı, şöyle oldu, böyle oldu, onlar hep donör süklüs. Yani bağışla yapılan, başka bir kadının yumurtasıyla yapılan süklüsler. Bir kadın 45-46'yı geçtikten sonra, eğer gebe kalıyorsa %100 diyebiliriz, 99 diyebiliriz, artık o donör süklüstür. Normal kendi şey değildir. Normal yollarla sınır kaçtır? Bilinen sınır? İşte 45-46 falan gibi. Benim görebildiğim 23 sene içinde en fazla 45 yaşında gördüm. Yani 45 yaşında bir kadının kendi yumurtasına gebe kaldığını gördüm. Yumurta bağışı da, o da ülkemizde yasak biliyorsunuz. Peki, bir alternatif var, o da tüp bebek. Evet. Şimdi tüp bebek kimlere uygulanır? Bir hani o tanımı yaparak anlayalım. Mesela yani tersten bakıyorum, rahmi olmayan bir hanımefendiye uygulanmaz herhalde, değil mi? Evet. Aslında şöyle girmek lazım esasında. Biz kısırlı tüp bebekle özdeşleştik şu anda. O yanlış. Yani kısırız, eşittir tüp bebek. Böyle bir kavram yok dünyada. Burada olmaması lazım. Tabi biraz rant getiren bir kavram olduğu için tabi maalesef böyle devam ediyor. Bir kadın kime kısıracağız bir çifte? Ona bakmamız lazım. İsterseniz öyle başlayalım. Tabii tabii. Bir çift düzenli ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebe kalamıyorsa sorun var demek. Altın çizin bir yılın. Bir yıl kesinlikle. Bizlere doktorumuz bunu demişti. Bir yıldan önce bana gelme dedi. Tamam, çok doğru yönlendirmiş. Bir yıldan önce bana gelme ama burada dedi. Kadının yaşı ve kadının erkeğin geçmişi önemli. Evet. Bir takım hastalıklar geçirmişse erkek ve kadın, veyahut da kadının yaşı 35 ve üzerindeyse bir yıl beklemiyoruz, 6 ay bekliyoruz. Anlaşıldı. Yani burada şeyler önemli, yaşam tarzı, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar, geçmişi çok önemli burada. Özellikle kadın açısından konuşuyorum ama çift erkeğe gelir, pardon, çift kadın doğumcuya gelir Türkiye'de, ona göre kadın doğumcu yönlendirir. Doğru. Eğer kadın doğumcu bu konuda uzmansa çoğu işi kendi halleder, çok az yardım alır ürologdan, yani erkek doktorundan diyelim. Evet. Ama kadın doğumcu uzmanı değilse mecburen ürologla beraber işbirliğine geçer. Anlaşıldı. Tüp bebek yapmak için nelerin olması gerekiyor? Şimdi şunlar olması lazım bir kere. Deminki soruya güzel başladınız siz. Rahimi yok, tüp bebek yapabilir miyiz? Yok. Böyle bir şansımız yapamayız. Yok maalesef. Ancak taşıyıcı bir anne bulabilirsek, o da ülkemizde yasak. Legal değil. Legal değil. Ve tamam. Çok zor bir. Legal olan yerler de çok zor. Bakın, yumurta bağışı kolay bir işlem Şef Bey. Yumurta bağışını her şekilde yapabiliriz. Hemen bugün başlayabiliriz. Her yer Türkiye'de başlayabilir. Hı hı. İzin verilse. Ama taşıyıcı anne çok zor. Hemen başlayamazsınız. Zorluğu şey değil, tıbbi değil. Manevi, hukuki zorluğu çok fazla. Yani taşıyıcı anneden kastımız spermi başka bir anne adayıyla şöyle döllüyorsunuz yumurtasıyla. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki ben sizinle evliyim.
Ama sizin rahiminiz yok. Peki. Diyoruz ki bize bir rahim olan hanım lazım diyoruz. Tamam. Gidiyoruz Sena'ya. Kusura bakmayın direkt hitap ediyorum ama. Hastaya hitap ettiğim gibi. Buyurun, buyurun. Sena'ya gidiyoruz. Diyoruz ki Sena, bizim yumurtamız var, spermimiz var. Fakat bunu taşıyacak yer yok. Dört yatağımız yok. Bize bir oda lazım diyorsunuz. Bize bir oda lazım. Çok peki. Doğru. Sena bize 9 ay boyunca oda faturası görüyor. Anlaşıldı. Çocuk doğunca çocuk bizim diyoruz. İşte burada sıkıntı çıkıyor. Hmm. O 9 ay boyunca bakmıyor, baktı, iyi baktı, kötü baktı. Çocuk benim diyor, çocuk senin diyor. Of. Dünya bu konuda çok uğraşıyor. Ayrıca bir de şöyle de bir detayı var. Evet, beni oda olarak kullanabilirsiniz ama o işlem gerçekleşmeden önce belli bir zaman öncesinde benim beslenmem, yaşam tabii, tarzım. Zaten sıkıntı orada oluyor. Evet. Çok vakalar şeyler oldu, çok olgular oldu böyle. Ve çok zorlamalar oldu. Türkiye'de de dünyada da. Onun için zor bir durum. Ama yumurta bağışı kolay. Yumurta bağışının esprisi de şu anda. Diyelim ki baktığımız zaman biz gene evliyiz. Fakat eşim yaşlı veya erken menopoza girmiş veya başka bir ameliyat geçirmiş. Yumurta yok ortada. Yok. Diyoruz ki Sena genç hanım diyoruz. Yumurtanı bize ver diyoruz. Benim spermimle birleştiriyoruz. Oluşan embriyoyu eşime koyuyoruz. Peki benim yumurtam olmuyor mu? Tabii genetik olarak çocuk maalesef Sena ile benim oluyor. Anlaşıldı. Eşimin evet. Olmuyor maalesef. Ki tekrar ama, efendim. Ama doğuran benim eşim oluyor. Kafaları karıştırmamak için tekrar altını çizelim. Bu bahsettiğimiz yöntem ülkemizde legal değildir. Aynen öyle. Çok evet. Yasal değildir. Onu da söyleyelim. Sadece açalım diye bu konuyu açtık diyelim. Karma karışık ve can sıkıcı bir durum aslında. Evet. Evet. Yani etik, ahlaki sorunlar var. Bir sürü sorun var efendim. Tabii. Bize uymuyor şu anda en azından. Peki bir kadının veya bir erkeğin kısır olduğu nasıl anlaşılır? Tabii muayeneyle anlaşılır. Erkek çok kolay. Erkeğe bir sperm tahlili veririz. 3-5 gün cinsel ilişkiye girme, boşalma deriz. Sonra bir sperm tahlili mikroskopla bakarız. Neye bakarız? Sayısına bakarız, miktarına bakarız. Ne kadar hareketli, hareketlilik çok önemli. Ondan sonra morfolojisi, görünümüne bakarız. Sonra deriz ki kapat aslak, bu erkek bizim açımızdan kısır değildir. Bu erkek ciddi kısırdır. Bu erkek de ortadır. Bu orta kısım çok önemli. Bir gri zone var yani. Burada en büyük hata yapan hata şu oluyor doktorlar ve hastalar tarafından. Senin çocuğun olur veya olmaz. Yani bu işin siyah beyazı yok diyorsunuz. Çok doğru. Gri zone çok fazla. Tamam. Ben 1 milyon normalde bir erkek için 20 milyon olması lazım. CC'de 1 mililitrede olması lazım. Ben 1 milyonla 500 binle gebe kalan, gerçekten erkeğin spermle gebe kalan olgular gördüm. Baktığınız zaman. Normalde biz 20 milyon altındaysa, her 10 milyon altındaysa tüp bebek öneriyoruz mesela. Ama kendi başına da bu insanlar gebe kalabilir. Ama bu olasılık tabii çok azdır. Tüp bebeğin olasılığı yüzde kaçtır? Bu çok zor bir soru. Evet. Kişiye göre değişir. Endikasyonu, hangi endikasyonu yaptığına göre değişir ama birinci belirleyen faktör kadının yaşıdır. Tüm dünyada ve Türkiye'de. Kadın ne kadar genç ise o kadar şansı yüksektir. Burada yaş da kritik yaş 33-34 civarındadır. Anlaşıldı. 40'a doğru geldiği zaman şans çok azalır. 20'li yaşların sonunda şans daha fazla artar ama şimdi şöyle bir Türkiye'nin talihsizliği veya şey oldu, sıkıntısı oldu diyelim. Türkiye'de Mart ayında kanun değişti tüp bebekle ilgili. Öyle mi? Belki bilmiyorum, izleyebildiniz mi? Basın çok verdi çünkü, medya çok verdi. Bir takım kısıtlamalar arttı Türkiye'de maalesef. Ben şöyle biliyorum, siz düzeltirsiniz ve anlatırsınız. Önceden tüp bebek yapılırken artık tabirini bilmiyorum ama birkaç tane... Embriyo veriliyor. Doğru. Şimdi tek mesela o birkaç tane, atıyorum 3 tane veriliyor. 2 tanesi düşüyor, 1 tane embriyo kalıyor. Ama artık 1 tane embriyo veriliyormuş bayanlara diye duydum. Bu mudur bahsettiğiniz bilmiyorum. Çok doğru. Şöyle açayım onu ben. Türkiye tüp bebekle dünyada sayılı ilk 5 ülkeden biriydi. Bu kadar iyiydi. Hele çevre ülkelere baktığımız zaman çok çok iyiydik. Avrupa ile öyle, Amerika ile yarışıyorduk. Hakikaten özellikle özel sektör çok ilerledi Türkiye'de ki devlet sektörde nispeten daha iyi. Ama baktığımız zaman bu kanunla maalesef biraz geriye gittik. Kanun şöyle diyor ki 35 yaşın altındaysanız ve ilk denemenizse ancak size bir embriyo verilebilir diyor. Peki neden? İzah edeceğim. Eğer diyor daha evvel iki deneme yapmışsanız ancak iki embriyo verebiliriz diyor 35'in altında olsanız da. 35'in üzerindeyseniz iki embriyo veririz. Amaç şuydu. Çok fazla çoğul gebelik oldu. 200, 300, 400 oldu. Evet. Bunlara bağlı da aileler daha fazla maddi manevi hasar gördü. Devlet evet. Daha fazla şey yapıyor. Destek. Ne diyelim, destek yapıyor maddi evet. Açıdan. Bu yüzden de daha az embriyo verin ki böylece daha az çoğul gebelik olsun. Ama daha az embriyo verdiğimiz zaman gebelik şansını da azalttık. Evet. Düşünün ki adam gelmiş kalkmış Adana'dan, Kayseri'den, işte Isparta'dan. Bütün malını bir gün toplamış. Onun için önemli bir şey. Tabii. Yaklaşık maliyeti 5000 lira civarında olan bir şey konuşuyoruz. Toplamış, biriktirmiş. Türkiye'nin asgari ücreti düşünürseniz. Tek şansı var. Geliyor. Yaşı 28 kadının bir embriyo vereceğiz diyoruz. 9 tane almışız ama diğerlerini donduracağız diyoruz maalesef.
Bu tabii sıkıntılı bir durum. Doğru. Yani iki embriyo mantıklı bir kavram. Dünya da bunu yapıyor. Belki biz de biraz için ucunu kaçırmıştık belki Türk hekimleri olarak. Bunu da kabul ediyorum. Hani bizde de belki sıkıntı vardı ama belki böyle bir yönetmelik gerekiyordu ama bu kadar da çok rigid olmaması lazımdı. Benim görüşüm bu en azından. Peki şimdi ben özellikle izleyenleri de davet etmek istiyorum bu sohbeti. Sizin için efendim bu sohbeti yapıyoruz zaten. Şimdi bizim ülkemizde bu tarz şeyler konuşulduğu zaman genelde ismini vermek istemeyen izleyicilerimiz olacaktır diye tahmin ediyorum. Bizim için hiçbir mahsur yok efendim. Yeter ki siz sorularınıza cevap bulun. İsminizi vermek zorunda değilsiniz ama lütfen bize katılın. 0212 alan kodu 411 73 73 ve 74. Bir kez daha hatırlatıyorum efendim. 100. programda da her zaman olduğu gibi bu telefonları kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi sigara paketlerinin üzerinde en önemli yazanlardan bir tanesi, hatta espriyle söyleyeyim, Karadeniz'de bir tek bu satılmıyormuş efendim. Sperm kalitesine zarar verir. Öldürür satılıyor. Ama sperm kalitesine zarar verirse aman ha, ben bunu almayayım dermiş Karadenizler. Böyle bir espri. Eminim Karadenizler bu espriyi kaldıracaktır. Şöyle ki, ne kadar zarar veriyor sigara sperme? Aslında çok zarar vermiyor baktığınız zaman. Alkol daha sigara, çok veriyor galiba. Evet, alkol daha fazla veriyor. Sigara içenlerde bir miktar morfoloji bozukluğu ve hareket kusuru görebiliyoruz baktığımız zaman ama işte Türkiye'de biliyorsunuz, özellikle sosyoekonomik seviye düşük olan yerlerde 2 paket, 3 paket içen bir sürü işçimiz var, emekçimiz var ama çocukları 4'er tane, 5'er tane görünüşte bildiğiniz evet. gibi. Çok fazla şey diyemiyoruz ama onun dışında kötü alışkanlığı varsa, bir ilaç alışkanlığı, bir işte uyuşturucu, şunlar bunlar, bunlar çok ciddi majör, yani ciddi sıkıntı verebiliyor baktığınız zaman. Bir takım ilaçlar kullanıyorsa onlar sıkıntı yaratabiliyor. Erkeğin ilaçlardan kastınız da isim vermeden tabii ne için kullanılan ilaçlar bunlar? Daha çok işte tansiyon ilaçları evet. diyelim, kanser ilaçları diyelim, evet. romatolojik ilaçlar diyelim. Bütün bunlar daha fazla sıkıntı yaratabiliyor. Erkeğin yaşam tarzı çok önemli. Çalıştığı iş daha çok önemli. Bir takım çevresel gazlara maruz kalıyorsa veyahut da çalıştığı yaşam tarzında yumurtalıkları daha çok sıcağa maruz kalıyorsa işte uzun yol şoförleri gibi, İşte hamamda çalışanlar gibi, fırında çalışanlar, fırıncılar gibi filan, bunlara biraz daha şey görüyoruz. Veyahut da bir takım sperme zarar verecek demin söylediğim boyalar, kimyasal maddeler evet, filan bunlarla çalışıyorsa sıkıntısı oluyor hakikaten. Peki tam tersine baktığımızda kadınların kullandığı doğum kontrol yöntemleri diyelim, kısırlığa bir şekilde neden açar mı? Haplar, spiraller? Bu çok önemli bir soru. Açmaz. Nokta. Çünkü bu çok yanlış biliniyor. Doğum kontrol hapları sadece bulunduğu dönem için etkilidir. Geçmişe etki yapmaz. Bu konuda konuşuyorum. Evet. İleriye etki yapmaz. Sadece doğum kontrol hapı uzun süre kullanılmışsa bu hanımlarda biraz geç yumurtlama olabilir. Birkaç ay yumurtlama bozulabilir. O yüzden yumurtlamadığı için biraz geç gebe kalabilir ama kalıcı bir hasar söz konusu değildir. Tekrar ediyorum. Hele günümüzdeki düşük dozlarla beraber. Ama şu olabilir, spiral, rahim içi araç, evet, halkın evet. spiral dediği, bizim evet. rahim içi araç dediklerimizde, eğer kadının genital hijyeni kötüyse, kötü koşullara takılmışsa enfeksiyon riski artar. Anlaşıldı. Enfeksiyon riski arttığı zaman bu da tüpleri veya rahime zarar verebilir. Böylece kısırlık olabilir. Olur demiyorum, olabilir. Anlaşıldı. Peki benim bir arkadaşımdan biliyorum, yakın zamanda da doğum yaptı. 2 yıl doğum kontrol hapı kullandı. 2 yıl doğum kontrol hapı kullanması yanlış bir şey değil mi? Çünkü mesela o evliliğinin ilk 1. yılı çocuk olmasını istemiyor. Doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra hemen 1-2 ay içinde hamile kalamıyormuş sanırım. Ama o 1 sene boyunca kalamadı. Yani bu da uzun bir süreç değil mi? Hiç ilgisi yok. Yok büyük mu? Yok. Bakın, doğum kontrol haplarını sağlıklı kadınlarda çok uzun süre kullanabilirsiniz. Yani biz 1 sene hamile kalamamasını şey olarak hayır, düşünmüştük. Hayır yok. En fazla 2 yıl kullandı diye. Sevgili Sena, en fazla birkaç aydır. Birkaç o ay. Kadar. Daha fazla değil. Başka bir faktör vardır büyük bir ihtimalle. Peki biraz önce aslında cümle arasında söylediniz ama onu bir kez daha bir başlık olarak söyleyeyim. Kaç kere tüp bebek deneme şansımız var? Aslında bunun şeyi yok. Sınırı yok. Sınırı yok mu? Siz eğer madden ve manen, bırakın maddeni, manen bu konuda eğer şeyseniz, çünkü her deneme, her hayal kırıklığı ciddi olarak kadında zarar bırakıyor. Onun için hele bizim Türk toplumumuzda bu işlerin çok sıkıntılı olduğu, hala tabu olduğu ve duygusal olduğumuz çok doğru bir toplumda. Ama biz genellikle eğer 6-7 defa, 8 defa eğer gebe kalmazsa hastaya uygunsa koşulları yumurta veya sperm bağışı öneriyoruz. Şimdi çocuk sahibi olmayan kadınlar, aynı şey onlar için geçerli diye tahmin ediyorum. 1 yıl kadar bekledikten sonra mı başvurmalılar? Evet, kadında bir sıkıntı yoksa, normal cinsel hayatı varsa. Tamam. Mesela hastalarımız bazen geliyor, işte 2 yıllık evli. Soruyorsunuz, benim eşim gemide diyor ama toplam 2 ay beraber olmadık diyor. Tamam. Bu bir kriter değil.
tekrar ediyorum, nedir cinsel ilişkinin kriteri? Bu da önemli. Haftada 2-3 defa beraber oluyorsanız mutlaka gebe kalırsınız. En büyük yapılan hata şudur. Gününü bilemedim, zamanında olmadı, hadi şimdi olsun, şey olmasın. Bu çok yanlış. Türk erkeği çok sıkılgandır, bu şeye gelmez. Onun için böyle zamanı tarife gelmez. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Çok özür dilerim. Biliyorsunuz tecavüzde bile insanlar gebe kalabiliyor. Evet. İstemediği halde. Maalesef, yani maalesef. Eğer siz bir yıl boyunca herhangi zamanlarda beraber olmuşsanız mutlaka yakalarsınız, başka bir faktör yoksa. Peki günü ve saati diye illa şeyler var. İlla gün şart değil, saat şart. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bazen bizim hanımlarımız çok burada şey yapıyor. Bunu çok polemik konusu yapıyor. İşte bugün olması lazım, şu gün olması lazım, olmadı, geçti falan. Hayır. Sağlıklı bireyse. Çünkü çok emin değiliz ama ideali şu. Sena, onu sormak istiyorsan. Evet. Mutlama dönemini soracak evet. Herhalde. İlk adet gördüğü güne bitiştir. Güne bir dersek, başlangıç gününe bir dersek. Tamam. 12 ile 16. günler en ideal günlerdir. Bu günlerde daha fazla gebe kalır. Düzenli 28 ile 30 günde bir adet gören kadın için konuşuyoruz. Ama herkes böyle değil. Kimi 23 günde bir görüyor, kimi 36 günde bir görüyor. Ona göre değişir. Evet, peki şunu tavsiye eder misiniz? Modern bir toplumda yaşıyoruz, modern bir hayat sürüyoruz diye varsayarak bunları da mutlaka açmak istiyorum efendim. Şimdi hamile kalmaya veya çocuk sahibi olmaya karar veren bir çift öncesinde bir kontrol yaptırmalı mı? Atıyorum sperm kalitesi, erkekten bahsediyorum, hızı, efendime söyleyeyim, veya bayanlarda başka testler varsa bunlar yapılmalı mı sizce? Şimdi şöyle, aslında çağdaş dünyada evlenmeden önce çiftlerin veyahut da beraber olmadan önce doktora gitmesi lazım. Bu çağdaş, evet. Ama bu çok zor, takdir edersiniz ki. Bazı etnik gruplarda bazı hastalıklar fazla görülüyor. Bir takım metabolik hastalıklar var, mesela Yahudi etnik grubu diyelim, daha fazla görülüyor. Mesela bir takım hastalıklar var, Akdeniz'de daha fazla gözüküyor. Akdeniz bir takım hastalıklar mesela. Var, çok doğru. Güneydoğu Asya'da daha fazla görülüyor. Bunun gibi bazı genetik etnik gruplar, genetik şeyler konuşuyoruz. Mesela biliyorsunuz Kıbrıs'ta talasemi, Akdeniz anemisi örnek verdiğiniz gibi, mesela Kıbrıs'ta rutindir. Evlenmeden önce testler yapılır. İşte, bizde de yapılıyor. Bizde de yapılıyor dediğiniz gibi bazı yerlerimizde, ama hani diyelim ki beraber oldular veya evlendiler. Doğrusu tabii önce gelmektir, ama önce o tarihle yapmaya da gerek yok. O kadar çok şey yapmaya, o kadar tabiri caizse çok bunaltmaya da gerek yok. Birkaç şey sorup bir fizik muayene ile aslında anlayabiliriz. Majör bir şey var mı yok mu? Tabii her şeyi anlayamayız, ama hani birkaç şeye bakarak diyebiliriz ki evet, hakikaten size ileride bir sıkıntı olabilir. Mesela diyelim ki siz geldiniz bana, dediniz ki 30 yaşındayım ben. Bir soruyorum, ama 16 yaşında ben yumurtalık kist ameliyatı oldum, benim bir yumurtalığım aldınız dediğiniz zaman iş değişir artık. Sizin kısırlık riskiniz 60 demektir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Veya ben hocam, anneniz merak dedi ki Sena küçükken kan kanseri geçirdi ama iyileşti. Kemoterapi gördü. İş değişti tamamen. Yani bu bir takım hikaye alarak, küçük muayeneler yaparak hem erkek hem kadında üreme hakkında fikir sahibi olabiliriz. Riskli gruplarda dediğinizi yapıyoruz. Git bir sperm tahlili yap diyoruz. Git bir hormon tahlili yap diyoruz. Git bir rahim filmi çek diyoruz. Peki şimdi can alıcı soruya geliyorum. Aslında hepimizin bildiği ama özellikle Anadolu'da bilinmediğini düşündüğüm bir şey var. Cinsiyeti kim belirliyor? Erkek mi kadın mı? Evet, kesinlikle erkek belirliyor. Heh, yani bunu iyice altını çizelim. Cinsiyeti erkek belirliyor. Kadının sonunda hiçbir... Devam edin. Estağfurullah. İki kromozomuz var bizim, biliyorsunuz. XY. Evet. Ben de XY, en azından öyle zannediyorum, bakmadık ama XY olması lazım. Sizde de XX var, öyle düşünüyoruz. Çünkü niye bunu söylüyorum? Fenotipe yansımayan, dış görünüşe yansımayan genetik bozukluk olabiliyor. Mesela tekrarlayan düşüklerde biz bunu görüyoruz. Veya devamlı iyi embriyo veriyoruz ama tüp bebekte şey olmuyor, gebelik olmuyor. Niçin olmuyor? Bakıyoruz, meğersem anne babada genetik kusuru var. Ama fenotipe, yani dış görünüşe yansımamış. Bu yüzden diyorum bende bakılmadığı halde böyle midir diye. Evlendiğimiz zaman X ile beraber bendeki Y, eğer Y'ye giderse oradan da X gelecek, erkek oluyor. Anlaşıldı. Eğer oradan hep X geleceği için diğer taraftan, bende de X giderse kız oluyor. Kız oluyor. Yani belirleyen benim Y kromozomu. Bravo. Benim küçük kromozom, Y kromozom daha küçüktür X'e göre. Eğer ilerleyip de yönünü bulursa erkek olacak demektir. Yani olay tamamen ataerkildir, erkeğe bağlıdır. Evet, onun için lütfen erkekler hanımlarını hırpalamasınlar efendim. Yani bana niye erkek veremedin, bana niye kız veremedin diye, bu tamamen erkekle ilintili bir durumdur. İşte bilimsel açıklaması da geldi. Özellikle Anadolu'da biraz daha bu konuda bilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir ikincisi de yine bir halk tabirinden bahsediyorum. Bilimsel bir açıklaması var mı yok mu? Hızlı sperm erkek, yavaş olan kız olur. Daha çok dayanır, yumurtaya geç ulaşır. Yok. Buradan şunu söylemek istiyorum, belki bu da çok önemli bir konu. Cinsiyet de aynı. Yani siz indirekt olarak bunu sormaya belki çalıştınız veyahut da ben söyleyeyim. Şöyle olursa, işte bugün olursa Çin takvimi, şunu yersen, tabii. sabah olursa, erken olursa hiçbir ilgisi yok. Zaten öyle bir şey yapıyoruz ki
%50 şansımız var. Atarsanız %50 kız erkek. İkiye evet. bir baktığınız zaman, çok evet. ciddi bir şans baktığınız zaman. Evet. O yüzden bunun tek yönü var, tek yöntemi var dünyada, tüpürek yapmaktır. Yani şöyledir. Nedir o? Embriyoyu aldık, bakarız. Evet. Tamam. Genetik olarak X mi Y mi var burada diye. Y varsa erkek deriz ve erkekleri veririz. Gebe kalırsa erkek olur mutlaka. Şimdi bizim ülkemizde cinsiyet... Söyleyeceğim. Buyurun. Bu da yasal değil. Birçok ülkede de yasal değil. Bu çok daha çok daha etik bir konu. Deminki konudan daha etik bir konu. Çünkü yumurtası spermi olmayan, benim tabii şahsi fikrim, yumurtası spermi olmayan bir çifte yardım etmek lazım. Ben buna inanıyorum kendim açımdan. Yani donör bağışı yapmak lazım. Bu onun eksikliği, nasıl protest takıyoruz, nasıl başka şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Evet. Kör insanın gözlerini açmaya çalışıyor. Bunun gibi düşünün. Evet. Bana göre bu eksiklik ve yapılması lazım. Bu ülkemizde yapılması lazım. Bu benim fikrim tabii, tekrar ediyorum. Tabii. Ama cinsiyet dahili daha zor bir konu. Daha etik konudan çok karışmak gerekir. Yani ki bu Türkiye'de çok talep edilen bir konu. Ama bu konuda değil. Yapılan yasal değil. Bunun tek çaresi var, tüpürek yöntemidir. Diğer yöntemler tamamen ticari yöntemlerdir. Bilimsel yöntemler değildir. Anlaşıldı. Bunun da mutlaka altının çizilmesi gerekiyor efendim. Cinsiyet tayini az önce hocamızın da dediği gibi ülkemizde yasal değildir. Etik de bir konudur tabii. Tartışılabilir bir konudur. Aynen öyle, bu. Doğru. Peki tüp bebek tedavisi ne kadar sürüyor? Zaman olarak? Şöyle, bir süreç, bir paket şey gibi düşünün, program gibi düşünün. Yaklaşık 20 günlük bir program baktığınız zaman aşağı yukarı. Hele günümüzdeki ilaçlarla ve yöntemlerle daha da kısalıyor bu gittikçe eskiye göre baktığımız zaman. Uzun ve kısa protokoller var, farklı farklı. Hastalar bu tabirleri çok iyi bilirler. Çünkü tüpürek hastası bana göre Türkiye'de en bilinçli hastadır. İnanamazsınız. Yani kendi aldığı eğitim ve ekonomik ve sosyal seviyeye göre kendini çok geliştirmiştir. Hı hı, çok yanılabilirsiniz, sizden daha iyi bilebilir. Doğrudur. Bazen ben programları seyrediyorum, bazı konuklarımızdan daha iyi hastalar biliyor. Sorulardan anlıyorum ben. Doğrudur. Konuklar soruları biliyor bazen. Onun için tüpek böyledir. Kanser olsa bizim şeyimiz bu kadar bilmez. Bizim halkımız. Çok kısa bir örnek vereyim. Çok kar yağdı, bir 6-7 sene olmuştu. Hatırlar mısınız? Evet, 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 hatırlıyorum. Ben o zaman Etiler'de oturuyordum. Kendi iki arabayla çıkamadık. Arabalarımızla çıkamadık kardan. Ve otobüse binmek zorunda kaldık. Hatta sıkıntı oldu. Eşimle beraber binirken otobüse uzun zaman binmemişiz. Nasıl bineceğiz, ne bilet alacağız falan filan diye. Otobüs ancak kalktı ve bizi Cerrahpaşa'da sabah bir ameliyata girmem lazımdı. Çok önemli bir ameliyattı, girmem lazımdı. Cerrahpaşa'da kimse gelmemişti efendim. Doktorların çoğu yok. Personelin çoğu yok çünkü her taraf hakikaten çok ciddi bir kardı. Ölenler oldu yollarda. Onkoloji bölümümüz var. Ön binada onkoloji bölümünde kimse yok. Tüpek bölümü tamama yakın gelmiş. İnanamadım. Sen nereden kalktın, nasıl geldin, nereden buldun araba? Ben o koşullarda bulamıyorum, arabamla kendim gelemiyorum. Yani bu hakikaten inanılır gibi değil. Bu çocuk isteği farklı bir şey. Çocuk sahibi olmak. Farklı evet. bir şey. Tahmin ediyorum. Çok farklı bir şey. Yani önemli. Kanser ameliyatı gelmiyor, ertelemiyor, telefon açıyor evet. ama çocuk için o gün geliyor. Peki. Evet. Efendim şimdi sohbetimizin geri kalanında mutfakta devam edelim. Tokat'ın en güzel yemekleri bizim için yapılıyor. Eyüp Kemal Sevinç tarafından. İlkini yiyelim mi? Sunu Hanım'ın da en gidelim. Sevdiği yemek zaten. Haydi bakalım. Evet. Hep beraber evet. Engin Bey lütfen. Evet efendim. Tokat'ın en güzel yemekleri bir kez daha. Tabii yapmadıklarımız. Var orada her şey var. Su da var. Çok çeşitli yemek. Yayındayız. Yayındayız. Soyunlardan devam ediyoruz. Buyurun lütfen. Buyurun. Evet, ilk yemeğimizi ben hazırlıyorum şu anda. Sizi bekledim, tabağa koymadım soğumasın diye. Buyurun lütfen siz Engin Bey, sizi de şöyle alalım. Pardon. Şimdi sosunu ilave edeceğim hemen. Sıcak sıcak. Evet, tekrar hatırlatıyorum efendim. İzleyenlerimiz eğer hocamıza Engin Bey'e soru yöneltecekse bizim isme gerek, yani isme gerek duymuyoruz. Sorulara gerek duyuyoruz sadece. İsminizi vermek istemiyorsanız isminizi vermek istemeyebilirsiniz. Gayet doğal hakkınız efendim. Ama lütfen sorularınızla bizi yönlendirin. Sonuçta Engin Bey sizin için burada. Evet Ces, ben şimdi tavukları çok güzel bir şekilde haşladım. Tavuk suyunun içerisinde ekstra bir lezzetli oldu. Daha sonra tavuklarımızı güzelce pişirdikten sonra aldık, biraz beklettik. Iladıktan sonra onları böyle didikliyoruz. Tamam. Tabağımıza yerleştirdik. Bir de o tavuk suyundan hoş bir sos yaptık. Aha. Un ve sütü ayrı bir kabın içerisinde çırptıktan sonra haşlanan tavuğun suyunun içerisine meyane yapıp yedirdik ve çok lezzetli bir sos o oldu. O da bizim beşamelimiz diyorsun. Ay, çok... evet, evet, Türk usulü beşamel oldu. Evet. Ve çok az sarımsak koydum içerisine. Şimdi de... Sunu Hanım, siz de böyle mi yapıyorsunuz? Tereyağımızın içerisine hayır, biraz pul biberi attıktan sonra şimdi de sosumuzun üzerine biraz tereyağı gezdiriyoruz. İşte bu lezzet tereyağından geliyor.
Ya size bir şey söyleyeyim mi? O tereyağını koyarken çözürtaması evet. bile ayrı hoşuma gidiyor. Ne kadar güzel koktu, mis gibi. Evet, biraz sarımsak, biraz tereyağı. Şimdi, benim eşimin yorumu Eyüp'le ilgili, ki çok seviyor. Bütün tariflerinde mümkün mertebe alıp kullanmaya çalışıyor. Diyor ki adamın formülünü ben buldum. Nedir dedim? Tereyağı. Ama tereyağı yani, basıyor diyor. Basıyor, basıyor. Lezzet vermek istiyorsunuz. Tereyağını kullanmak zorundasınız. Yani o tabii şimdi yakışan yemek var. Tereyağının yakıştığı yemek var. Yakışmayan yemek var. Zeytinyağını kullanacağın yemek var. Tabii. Onları çok iyi ayarlamak lazım. Sen zaten çok iyi biliyorsun. Siz nasıl yapıyorsunuz? Neyi yapmıyorsunuz veya? Bu yemekte benimki böyle değil. Nasıl yapıyorsunuz? Ama şimdi tadına bakacağım lezzet şöyle olarak. Yine bu sosunu yine tavuk suyuyla yapıyoruz. Tamam. İçine un ya da mısır unu atarak yapıyoruz. Tamam. Biz de unu atıyoruz. Ya da mısır ununun yerine pirinç, kırık pirinç konuyor içine. O da çok güzel. O çok kuyuluğu kıvamı yakalamak için içerisinde Kırık pirinç ilave ediliyor. Mısır unu atılıyor biraz. Hı. Ve böyle koyu bir sosu koyu oluyor. Çok güzel oluyor. Daha da koyu oluyor değil mi? Bundan biraz koku, daha koyu aynı oluyor. Koku. Bilmiyorum şimdi yiyeceğim. Biz tadına bakarken malzemeler ben de şimdi malzemelerini okuyayım. Buyurun Engin Bey. Buyurun. Bir bütün tavuğun yarısı, bir su bardağı süt, 6 su bardağı tavuk suyu, 3 yemek kaşığı un, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı kırmızı biber. Ben kısaca bir tekrar daha anlatmak istiyorum sevgili seyircilerimize. Sevgili seyirciler, tavuğumuzu güzelce tavuk suyunun içerisinde haşladıktan sonra kenara alıp biraz dinlendiriyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakika ılımasını bekliyoruz. Daha sonra ince ince didikliyoruz onları. Kenarda bekletirken de haşlamış olduğumuz tavuğun suyunun içerisine un ve sütü ayrı bir yerde çırparak meyane hazırlıyoruz. Ve o kaynayan tavuk suyunun üzerine bunu yavaş yavaş yedirerek koyulaşmasını sağlayıp güzel bir sos elde ediyoruz. Ve tereyağımızı da ayrı bir tencerenin içerisinde erittikten sonra içerisine biraz pul biberi ilave ediyoruz. Tavuklarımızı önce servis tabağına alıp üzerine de yapmış olduğumuz sosu gezdirip son olarak da kırmızı biberle tereyağını da üzerine böyle hafif böyle Senan dediği gibi cozurdatarak böyle ilave ettikten sonra biraz da üzerine böyle taze baharat, kişniş olabilir, maydanoz olabilir. Üzerine hafif böyle süsledikten sonra da hemen sıcak sıcak servis ediyoruz. Nasıl buldunuz Tunarım? Harika. Hı. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Tam 100. program yemeği olmuş. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi sizin söylediğinize ben bir ilave yapmak istiyorum. Tavukları didikledikten sonra sosun içerisinde kaynatılıyor. Hı hı. Ben Tokat'ta öyle görmüştüm. Tavukları içerisine atıp böyle keşkeyi hani karıştırırsınız ya ezerek. Evet, evet, evet. O şekilde karıştırılıyordu. Ben küçük bir değişiklik yaptım burada. Tavukları didikledikten sonra servis tabağına önce tavukları koyup sosu üzerine döktüm. Evet, evet. Tabii öbür türlü de olabiliyor. Bu çok daha şık yani. Sunum olarak bu çok daha böyle güzel. Böyle küçük ufak tefek değişiklikler yapıyorum. Evet. Ama sevgili seyircilerimiz kızmasınlar. Bizim işte yemeğimizi değiştirdi falan. Hayır, işin sanat. İşte bu. Tabii yani, tabii. Evet. Her zaman söylüyor zaten. Evet. Çağdaş Türk mutfağı diyor. Evet. Sen de farkını koyacaksın tabii. Yani ben şöyle söyleyeyim Cez. Bunu Amerika'da da servis etsen bu şekilde, Japonya'da da servis etsen herkes tarafından çok beğenilerek yenebilecek bir yemek. Çok global bir mutfağımız var aslında bizim ama yeterince bunu duyurup sesimizi uzak noktalara ulaştıramıyoruz. Mutfağımız o kadar zengin ki yani tavuktan o kadar çok çeşit yemek yapabiliyoruz. Sebzelerimizden o kadar çok çeşit yemek yapabiliyoruz. Buraya geldiğinde yabancı misafirler hayran kalıyorlar. Ama biz oralara, uzak noktalara henüz daha ulaştıramadık. Yani bu yemeği alıp götürsek her yerde çok sevilir. Tabii, tabii. Sizlerle olacak bu da. Ben demin programda tanıtımda gördüm. Bir sürü yere gitmişsiniz. Hamburg. Tabii tabii. Norveç falan bir sürü yere gitmişsiniz. Londra. Yani tanıtmak artık. Bundan sonra sizin göreviniz olmalı. Yapacak bir şey yok. Engin Bey neden devam etmiyorsunuz? Engin Bey sağ olun. Evet, siz devam edin. Adı ne bu yemeğin? Bu şipsi. Şipsi. Şimdi diğer yemeklerimizin malzemelerini de sayayım ben. Onları da yapmaya başlayalım. Sevgili seyirciler, diğer yemeklerimiz alaca patlıcan yapacağız. Arkasından da kuru erik tatlısı yapacağız. Şimdi önce kuru erik tatlısının malzemelerini saymak istiyorum sizlere. Efendim geliyor malzemelerimiz ve 3 su bardağı kuru erik kullanacağız. 2 su bardağı toz şeker kullanıyoruz. 1 su bardağı su kullanacağız.
ve 1 su bardağı da ceviz içi kullanacağız. Çok güzel. Bugün yapacağımız bu kuru erik tatlısını dileyenler diğer kuru meyvelerle de yapabilirler. Birbirlerine yakındır ama kuru erik gerçekten muhteşem bir tatlı oluyor. Sizlere tavsiye ediyorum ve aynı zamanda da hazmı kolay bir tatlıdır. Alaca patlıcan için gerekli olan malzemelerimizi de saymak istiyorum. Neler lazımmış alaca patlıcan için? Bunların hepsini bugün yapacağız. 3 adet tabii. patlıcan, yarım çay bardağı zeytinyağı, 3 diş sarımsak kullanacağız. 1 kase yoğurt ve yeteri kadar da tuz kullanacağız. Bu da hoş bir başlangıç yemeğidir. Çok hafiftir. Özellikle öğlenleri yapıp güzel bir şekilde servis edebileceğiniz pratik bir lezzet. Evet. Bak Engin Hocam diyor ki bunların hepsini bugün mü yapacak? Evet. Engin Hocam bu ne ki? Siz ne 4-5 diyorsunuz? 4-5 iş yaptığı günü biliyoruz. Tabii canım. Bugün güzel. Aslında böyle Tokat yöresi lezzetlerini yapıyoruz. Az vakit kaldı. Aslında 100. bölümde 100 yemek yapabilirdik yani. Ya ver domatesi, ver soğanı, ver tavayı sana 100 tane yemek yapar. Yapar, evet. İki malzemeden, çok samimi söylüyorum. Testi kebabı var değil mi? Yanlış mı diyorum? Testi kebabı. Testi kebabı var, evet. Tokat'ın galiba değil mi? Evet, ve ritüeli de vardır onun. Ve çok güzel gerçekten. Yine o da para verilmeden açılmayanlardan mı? Kesinlikle. Ha, kapağı. Evet, evet. Tabii. Ama tabii çok güzel, gerçekten çok güzel tadı gerçekten. Peki şimdi biz efendim tasarım masasında zaten izleyenler biliyordur. En çok hangi semtin ismini kullandık? Tabii ki de Eminönü. Eminönü. Ve sonunda gittik mi? Gittik. Hadi bakalım izleyelim. Sevgili izleyiciler, şu an tarihi yarımadadayız. Etrafımızda tarihten kalan birçok cami, ayrıca hala üzerinde tarihin kırıntıları bulunan birçok bina mevcut. Arkamda görmüş olduğunuz ise bu tarihi yarımadada görmeye alışkın olmadığımız bir eser. İstanbul'un kültür başkenti seçilmesi üzerine müzik pavyonu adı verilen modern, yeni, değişik bir yapı. Meraklıları kısa sürede Eminönü'ne gelip bu yapıyı inceleyebilirler. Yaz deyince akla ne gelir? Tabii ki de dondurma gelir bu sıcak havalarda. Dondurma deyince de Kahramanmaraş dondurması geliyor. Görmüş olduğunuz üzere Kahramanmaraşlı iki tane genç delikanlının yanındayım. Ve çok güzel dondurmalarla şekiller yapıyorlar. Bu dondurmanın özelliği nedir? Özelliği keçi sütü efendim. %100 keçi sütü mü? %100 keçi sütü efendim. %100. Peki günde ne kadar satış yapıyorsunuz? Günde 50-60 kilo satıyoruz efendim. Dondurmaya rağbet var yani sıcak günlerde. Evet, evet, çok. Kaç çeşit var Maraş dondurmasının kaç çeşidi var? 555 çeşit efendim. Aa, 555. Sayar mısınız sayabildiğiniz kadarını ya da burada olanları? Burada olanlar çilek var, limon var, çikolata var, sade var, fıstıklı var efendim. Karamel var. En çok hangisi satılıyor? Ben mesela vanilya aldım, sade. En çok sade satılıyor. Helvanın arasında da yapıyorsunuz. Helva rağbet görüyor mu yoksa bu kaplarda mı tercih ediyorlar? Hepsini de satıyoruz yani. Daha güzel oluyor. Helvada daha güzel. Çok güzel satılıyor yani. Gelen turistler özellikle nasıl alıyorlar? Özellikle şov istiyorlar. Bir şov yapıyoruz onlara. Ben de istiyorum. Bana da bir şov yapar mısınız? Rodrigo en el micrófono que dice Estambul ya no es la de antes es una ciudad chévere y pa echar pa'lante llena de gente linda y de comerciantes. Alışverişe gittik, işten çıktık ve karnımız çok aç. Cebimizde de fazla paramız yok. Ne yapacağız? Aklımıza ilk gelen sokak yiyeceklerinden biri tabii ki de simit. Hatta en lezzet, en doyurucularından biri diyebilirim. Burada da geldik. Simitçi amcamızla birlikteyiz. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Abicim günde ne kadar satıyorsunuz? Satış yapıyorsunuz. 200 tane. Evet. Simidin yanında en çok ne yakışır? En çok krem peynir yiyorlar. Krem peynir, karpet peynirle beraber. Yakışan şey bu başka. Ama güzel. Evde yenince beyaz peynir de güzel olur. Evet, krem peynir sokakta. Her şeyle güzel olur yani. Güzel. Sizce çay mı gazoz mu simitle? Çay. Çay. Tabii ki çay vazgeçilmezlerdendir. Bir adet simidin fiyatı nedir? 75 kuruş tanesi. Bir tane alayım bari bu kadar konuştuk. Canım çekti. Sorry, I'm in.
Sokak yemeklerinin en meşhuru olan kestanenin yanındayız. Yürürken dersiniz ki elimizde giderken atıştıracak bir şey, hafif midemizde gulluyorsa ne yapalım, kestane alalım dersiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Galiba sıcaklar insanı fena ediyor. Sabah kaçta açıyorsunuz tezgahı? 9-10'da açıyoruz. Günde ne kadar kestane satıyorsunuz? Vallahi bu sıra 1 kilo 2 kilo anca satıyoruz. Sıcaklar sizi etkiliyor değil mi? Sıcak da olsa, soğuk da olsa iş dostları iş olmuyor zaten. Ama kestane biraz daha kış yiyeceğidir. Kışın ne kadar satıyorsunuz? Kışın da 4-5 kilo satıyorsunuz. 4-5 kilo. Sokak kestanesinin yerinde inanın evde birçok teknik denedim ben. Hiçbiri tutmuyor. Ne varsa sokaktaki kestanede var. Biraz alayım ben. Efendim, gördüğünüz gibi kısmet 100. programaymış. Eminönü dedik ve sonunda Sena Keşeli Eminönü'nü bize tanıttı efendim. Ve gördüğünüz gibi her şeyi de yemiş. Ama nasıl sadece Eminönü'nün yemeklerini, yani sokak yemeklerini tanıtmak istedim. Mısır yedin, kestane yedin, dondurma yedin. Dondurma yedim, balık ekmek yedim. Ondan sonracığıma şey yedim, bir tane köy simidi vardır. Ondan yedim. Turşu suyu yedim. Evet. Ondan sonra ama sadece bana ye diyor yönetmenler. Ben de bir diyeyim. Hepsini bir günde mi yedin? Yok yedim ama yani uzun zamandır yemiyordum ve böyle sokağa çıkıp mısırından kestanesini hani şey yani benim için de bir fırsat oldu. Vallahi çok iştahlı bir şekilde yedim. Doktorum izlemesin bu görüntüleri. İzlemiştir o. Peki efendim, ilerleyen zamanlarda yine mekanlarla ve güzel ülkemizin güzel yöreleriyle yine devam edeceğiz efendim. Şimdi tüp bebek konusuna devam ediyoruz. Soruları da almaya başlayacağız. Son sorumuzu soruyoruz. Tüp bebekle doğan bir çocukta herhangi bir problem olur mu normal bir çocuğa göre? Şimdi bu çok zor bir soru, çok tartışılan bir konu. İki türlü yöntem var aslında. Bir tüp bebek yöntemi var, bir de mikro enjeksiyon var. Tamam. Halk bunu çok karıştırır. Tüp bebek demek şudur: yumurtayı ve spermi aldık, sperm gidip yumurtanın içine kendi kendine girer laboratuvarda. Tamam. Mikro enjeksiyonda biz spermi yumurtanın içine kendimiz sokarız. Biraz daha doğal olmayan yöntemdir, biraz daha zorlama bir yöntemdir. Normal tüp bebek yönteminde kanıtlanmış bir etki yok, söz konusu değil. Ama mikro enjeksiyon yapılanlarda bazı hastalıkların daha sık görüldüğü gösterildi son yıllarda. He. Bazı nadir hastalıkların daha sık ortaya çıktı. Yani topluma normalde nadir hastalıkların daha sık ortaya çıktığı. Veyahut da bir takım anomalilerin, özellikle idrar yolu ile ilgili anomalilerin, bazı kalp anomalilerinin daha fazla olduğu gösterildi. Ama bu çok kanıtlanmış bir bulgu değil. Evet. Ama şöyle bakarsak, mental zeka olarak ve gelişim olarak bir fark söz konusu değil. O çok araştırıldı şimdiye kadar. Anlaşıldı. Bazı anomaliler daha fazla görülebilir diye diyelim. Peki, bu konuya da açıklık getirdikten sonra ilk telefonumuzu alalım. İsmi vermek istemeyen, saygıyla tabii ağırlayacağız kendisini, bir beyefendi hattımızda. Hoş geldiniz Tünaydın. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız efendim? Çok iyiyiz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Sanıyorum hocamıza Engin Bey'e bir sorunuz olacak. Evet efendim, Engin Bey'e bir sorun olacak. Buyurun efendim, kulağımız sizde. Teşekkürler, sağ olun. Engin Bey, merhaba. Merhaba. Benim eşim 10 yıl önce kemoterapi gördü, tedavi gördü. Yalnız kanser değil, başka bir rahatsızlıktan dolayı. Doktorumuz çocuğu olmayacağını söyledi. Yani biz de bununla yaşıyorduk. Yalnız geçtiğimiz yıl birdenbire bir hastalık geçirdi tekrar. Ve doktor çocuğun olabileceğini söyledi. 4 ayda bir hastalanmaya başladı. Sonra bu hastalık tekrar durdu. Şu anda da doktor diyor ki ya sizin çocuğunuz olamaz. Hastalıktan kastınız regli mi efendim? Regli mi oldu hanımefendi? Evet. Adet görmeye başladı yani. Evet, adet görmeye başladı. Hani yalnız şöyle, 2 yılda 4-5 defa görebildi. Yani düzenli olarak devamı değil de 2 yıl içerisinde 4-5 defa gördü ve bu tekrar durdu. Doktorumuz önce çocuğun tekrar asla çocuğun olmayacağını söyledi. Ondan sonra çocuğun olabileceğini söyledi. Geçenlerde muayeneye gittik ve kesinlikle çocuğumuzun olmayacağını söyledi. Biz şimdi ne yapacağımızı, ne olacağını anlamadık. Yani bir zaman olabilir, şimdi olamaz, yarın olabilir. Öyle bilgisiz kaldık, ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bize yardımcı olabilir misiniz acaba? Hani şöyle yaparsanız bir faydasını görürsünüz veya bilmiyorum, yönlendirebilir misiniz? Tabii, seve seve.
Eşiniz yaşı kaç efendim eşinizin şu anda? Kaç 28 yaşında efendim. Kaç? 28. 28. 28 peki evet. Şimdi bir kere şey yanlış bir bilgi. Tabii çok iyi bilmiyorum detay vermediğiniz için ama hani bugün olur yarın olmaz diye bir kural yok. Ya olur ya evet. Olmaz. O şeye göre değişmez. 2 sene önce daha önce böyleydi şimdi böyle değişmez. Burada önemli olan yumurtalığın rezervidir beyefendi. Eşinizin yumurtalıkları çalışıyorsa rezervi yok, hala... Çalışmıyor. Efendim? Şöyle söyleyeyim yumurtalıkları çalışmıyor. İşte onu ancak onu iki yönde anlayabiliriz. Birinci yöntem hormonlarla, ikinci yöntem ultrasonografiyle. Siz bu konuda uzman bir yerlere başvurursanız rahatlıkla size bu konuda fikir verirler. Derler ki eşinizin böyle bir şansı var veya böyle bir şansı yok. Eğer eşinizin kemoterapiye bağlı yumurtalıkları geri dönüşümsüz hasar görmüşse maalesef şansınız evet. Yok. Tekrar ediyorum. Ha. Ama onu ancak dediğim gibi hormonlarla ve ultrasonografiyle anlayabiliriz. Başka bir yöntem yok. Bu çok zor bir şey değil. Bir yarım saatlik, bir saatlik bir iş bu. Peki biz bu işlemi, biz yurt dışında yaşıyoruz. Biz bu işlemi Türkiye'de nerede, nasıl yapabiliriz acaba? Her yer yapabilirsiniz. İsterseniz benim bulunduğum Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne başvurabilirsiniz. Rahatlıkla. Tabii tabii rahatlıkla. Bu çok kolay bir iş. Meraklanmayın. Sadece dediğim gibi yapmanız gereken doğru yerde doğru kişiyle beraber olmanız. Zor bir işlem değil. Ona göre de zaten şeyiniz belirlenir. Bundan sonra öreme şansınız var mı yok mu diye. Anladım efendim. Teşekkürler. Efendim, umarım teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Evet. Umarım. İnşallah her şey güzel olur. Sizin istediğiniz yönde olur. Çok teşekkürler aradığınız için. Bir telefonda alacağız ama hemen burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi kemoterapiden bahsetti beyefendi. Kanser tedavisinden bahsetti. Şimdi bazı kadınlar için söylüyorum. Bazı tedavilerden sonra rahim direkt alınıyor. Bazılarında alınmıyor ama işlevi kayboluyor anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Her ikisi de aynı sonuç mudur? Yani yine de çocuk olmaz sonucuna mı çıkar? Şimdi demin konuştuğumuz konunun rahimle ilgisi yok. Evet biliyorum. Ha, ben yumurtalıkla konuşuyoruz. Evet. Kemoterapinin rahim bir şey yok, bir ilgisi yok. Yani kemoterapi almak rahime bir zarar vermez. Sadece ve sadece yumurtalıklara zarar verir. Öyle mi? Tabii. Rahimle hiç ilgimiz yok. Rahimle ilgili işler bu miyom dediğimiz, rahim kanseri dediğimiz olaylardır daha çok. Bunlarda da eğer rahim kalmışsa ve işlevi varsa, ne demek işlevi? Yani her ay kadın kanıyorsa tabiri caizse, rahim iç tabakası zarar görmemişse, en çok neden zarar görür? Bu tekrarlayan kürtajlardan zarar görür. Yani bir kadın gereksiz yere ve kötü koşullarda kürtaja maruz kalırsa, bazen birincide, bazen beşincide, bazen dördüncide belli olmaz, rahim tabakası fonksiyonu yitirir. Heh. Ve maalesef bu geri dönüşümü çok zor olan bir olaydır ve sıkıntı yaşar çocuk açısından. Anlaşıldı. İstediği kadar rahimi olsun ve yumurtalıkta iyi olsun. Kürtajdan konu açılmışken araya girip bir şey sormak istiyorum. Kimi bayanlarda da kürtaj için yarı doğum derler. Temizlenirmiş rahim, öyle diyorlar. Doğum hamile kalamayan bazı bayanlara kürtaj yapılırmış ki rahim komple temizlensin, daha rahat hamile kalabilsin diye. Böyle bir şey var mı? Yok. Bizim dediğimiz kürtaj kaba tabiyle çocuk aldırma halkın dedi. Yani isteyen ben çocuğun alınması kaba tabi. Kusura bakma böyle konuştuğum için. Yok yok hayır. Öbür kürtajlar farklı. Sizin dediğiniz kürtajlar tedavi amacıyla yapılan. Evet yani tedavi amacıyla. Yani orada bir kanınlık artışı varsa, orada bir et parçası varsa, orada bir miyom varsa bunun için yapılanlardır. Yapılanlar. Tamam. Tıbbi amaç. İkisi farklı. Bu kürtaj farklı. Çocuk aldırma kürtajı değil ama. Değil. Onu söyleyelim. Tamam. Çocuk aldırma kürtajı her zaman eğer gereksiz yapılırsa sıkıntı yaratabilir. Anlaşıldı. Petek Hanım hoş geldiniz. Pardon. Sunan Hanım. Bir şey söylemek istiyorum. Petek Hanım lütfen hatta kalın. Sunan Hanım bir şey ekleyecek. Yurt dışında yaşayıp da burada bir Türk doktorlarından medet ummak ne kadar güzel, doğru bir şey. Ve bu programınızın da ne kadar faydalı olduğunu yani şu anda gördüm. Sizi gerçekten kutluyorum. Sizi de kutluyorum. Hakikaten çok önemli bir şey. Yurt dışından birisinin arayıp da çare araması Türk doktorlarından çok güzel. Olur, şey. Atatürk'ün de dediği gibi beni Türk hekimlerine. Tabii. Oradaki doktorlar nasıl bilmiyorum ama bize böyle birçok telefon geldi. Çok güzel. Galiba fazla şey yapmıyorlarmış. Ya, tüp bebek konusunda ilk beşteyiz zaten. Engin Bey bunu söyledi. Bu konuda Türkiye çok meşhur zaten. Evet. Şu konuda çok meşhur. Kalple çok meşhur. Plastik cerrahide çok meşhur. Bazı konularda Türkiye çok meşhur. Gözde çok meşhur. Doğru. Çok doğru. Güzelmiş. Petek Hanım hoş geldiniz efendim. Alo. Kusura bakmayın. Merhaba. Beklettik. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sayenizde Çanakkale'de sevgilerimizi ve saygılarımızı iletelim efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. 100. programınız kutlu olsun. Daha nice 100 programları diliyorum. Ben Engin Bey'e sorum olacaktı. Buyurun efendim. Şimdi ben tüp bebek tedavisi gördüm. Şu anda 8 aylık hamileyim.
Maşallah. Maşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Fakat benim kız kardeşimde de aynı şekilde problem var. Fakat problemlerimiz aynı değil. O da 4 defa tüp bebek tedavisi gördü. 2 kez aşılama yaptırdı. İlkinde tüp bebeğinin bir gebelik yaşadı ama çok kısa. Yani 52 çıktı. Seviyesi daha sonra da hemen düşüktü. Sonuçlandı. Daha doğrusu bu düşer dediler ikinci testinde. O yüzden ilacı progesteronu kestiler ve bir daha da hamile kalamadı. Bize nedeni bilinmeyen kısırlık dediler. Fakat bunun muhakkak bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Rahim tüberkülozu olma ihtimaliniz var dediler. Bunun yanında bağışıklık sisteminde bir problem olabilir dediler. Bunlar nasıl araştırılıyor acaba? Bir yol gösterebilir misiniz? Merhaba, bir kere sizinki hayırlı olsun. İnşallah tamamını erersiniz. Bebeğinizi kucağınıza alırsınız. İnşallah. İnşallah. Kız kardeşiniz efendim kaç yaşında şu anda? 30 yaşında. En son denemesinde kaç yumurta çıktı? En son denemesinde sanırım 12. Peki. Şimdi bir kere korkmayın. Yumurta çıktığı sürece korkmayın. Belki bölüm değiştirmekte, yani belki merkez değiştirmekte fayda var. Bir kez yaşamış 52 dediğiniz gebelik sonucudur. O BTCG dediğimiz gebelikte kan sonucudur. Ona biyokimyasal gebelik diyoruz. Erken düşük diyoruz, size söylediğiniz gibi. Bir kere mutlaka, bilmiyorum hangi ilde şu an işten yapıyor ama biraz daha İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde çare aramaya çalışsın ve büyük merkezlere başvurmaya çalışsın. Bu konuda uzman bir sürü merkez ve doktor var. Bir kere bu bir. Dediğiniz şeyler olabilir. Rahim tüberkülozu sıkıntılı bir durum. Rahim tüberkülozu varsa bu maalesef başarıyı çok azaltıyor. Bunun araştırılması için bir takım rahim filmleri ve demin Sena Hanım'ın söylediği kürtaj yöntemiyle bunu araştırabiliriz rahatlıkla. Baktığınızda rahim filmi çektirdi. Rahim filminde bir problem gözükmüyor. Bu görülebilir. Bakan kişi de önemli buradaki uzman. Çünkü rahim tüberkülozu zor tanı konan bir şeydir. Bağışıklık sistemi için bir takım şeyler yapılabilir, bir takım tahliller yapılabilir. Genetik kusur var mı yok mu bakmak lazım. Dediğim gibi ümitsizliğe kapılmasın, yaşı uygun. Belki madden kolay değil, her deneme ciddi bir yük ama dediğim gibi biraz daha sorarak veya internetten daha konudaki bilmiyorum nerelere gidiyor, ne yaptı ama biraz daha farklı yerlerde şansını deneyebilir. Şansı var, korkmasın. 12 yumurta çıktığı için söylüyorum. Güzel haber. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ederim. Tekrar İyi söylüyoruz. Allah diliyorum. Tamamını erdirsin. Çok teşekkürler. İyi günler efendim. İsmini vermek istemeyen bir diğer izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Tünaydın. Aydın. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Benim hocam bir sorum olacaktı. Tabii efendim. Kulağımız sizde, buyurun. Benim eşim geçen sene varikozalden ameliyat oldu. Varikozal öncesi testlerinde sperm sayısı 12 milyondu. 4 hızlı ileri ve 3 sıfır görünüyordu tamamıyla ve hareketsiz spermi %99'du. Ameliyat olduktan sonraki sperm sayısı 28 milyona çıktı. 4 ilerisi %25, 3 yavaş hareketlisi de %11. Şimdi bu şekilde doktora gittiğimiz zaman hani eski oranla çok çok iyi olduğu söyleniyor ama hani normalde 3 ve 4'ün toplamının %50'nin üstünde olduğu zaman bir gebelik olduğu söyleniyor. Hani bu ne kadar doğru hocam? İşte Engin Bey'in bilinçli hasta örneği. Yani rakamlarla çıktınız karşımıza. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Merhaba, sizin yaşınız kaç efendim? Siz kaç yaşındasınız? Efendim? Siz kaç yaşındasınız? Siz? Ben 27 yaşındayım. Bir kere sizin yaşınız burada çok önemli. Şimdi varikosel, onu da anlatmak Tabii. lazım seyircilerimize. Erkeğin yumurtalıklarındaki giden damarlarına şişmesi diyebiliriz basitçe. Buna bağlı olarak da orada sıcaklık artışı oluyor. Normalde yumurtalıklarımızdaki erkeklerde sıcaklık bir derece daha düşüktür vücuda göre. Varikosel operasyonu maalesef çok suistimal edilen bir operasyon. Çok yapılan ama şansı düşük bir operasyon maalesef. Bu olguda bir miktar şey sağlamış. Meraklanmayın. İlla rakamlara uyarak A artı B'nin yani artı 4 artı 3'ün %50 olması şart değil hanımefendi. İkisi %25, %30 civarında olsa bile yeter eşinizin spermi için. Korkmayın da. Çok derdiniz bu olmasın şu anda. Öncelikle aşılama yöntemini size tavsiye ederim. Onunla gebe kalmazsanız tüp bebek yöntemi ondan sonra söz konusu. Yaşınız da genç şu anda, korkmayın. Ama kendi başına gebe kalabilirsiniz ama hemen gebe kalamayabilirsiniz. Bir 6-8 ay beklemek lazım.
böyle ameliyatlardan sonra, eğer 6-8 ay sonra sizde bir problem yoksa, buna rağmen hala gebe kalamıyorsanız mutlaka aşılama yöntemine başlamanız lazım. Ama ben dediğim gibi şöyle bir problem oldu hocam. Eşim ameliyat olmadan önce bende herhangi bir sıkıntı yoktu. Eşimin ameliyatından yaklaşık 1-1,5 ay sonra benim sol yumurtalığımda bir kist çıktı. Yani bu kisti de ismim olarak 32x31 milim boyunda endometrioma evet. diye bir kist. Ve bunun gebelik için bir sıkıntı olmadığını söylüyor doktorlar ama hani ne kadar doğru? İzah edeyim. Endometrioma dediğiniz çikolata kisti. Çok önemli bir kist aslında ve kısıtlılık yapabilecek bir kist. Normal kistler kısıtlılık yapmaz. Geçicidir. O ay içindir. Ama çikolata kisti kısıtlılık yapma ihtimali var. Bu yüzden mutlaka sizin de araştırmanız lazım. Bakılması lazım. Tekrar ediyorum. Gittim. Yani eşinizde bir sorun var. Sizde de bir sorun var şu anda. Öyle gibi görünüyor. O yüzden eğer ameliyattan sonra 6 ay geçtiği halde hala gebe kalmamışsanız mutlaka bir kısıtlılık uzmanına başvurmanı tavsiye ederim. Onunla da ilgili gittim hocam. Daha önce olmadığı için hani bu sizde yeni oluşan bir şey. Hani çünkü daha önce yoktu. Eşimle beraber ikimiz aynı anda gittiğimizde. Onun sadece problemi vardı. Ameliyat oldu. Tekrardan beni kontrol aldılar. Ondan sonra çıktı bu. Ama şu an probleminiz var. Evet, konuşuyorum. İlaç falan da vermiyorlar ama bu hocam. Bu sıkıntı yaratabilir yani, ileride. Yani edilecek bir şey değil diyorlar ve ilaç falan vermiyorlar. Bekleyeceksiniz diyorlar. Ama belli bir süre bekleyin. O süre içinde eğer gebe kalmazsanız mutlaka müdahale edilmesi lazım. Bu gerek aşılama olabilir, tüp peyk olabilir, gerek operasyon olabilir. Ama ilk etapta dediğim gibi aşılama yöntemi sizin için uygun görünüyor. Evet. Aşılama yöntemi. Hanımefendi nerede oturuyorsunuz? Ben İstanbul Anadolu yakasında oturuyorum. İstanbul'da oturuyorsanız, istiyorsanız arkadaşlarım size Engin Bey'in iletişim bilgilerini, nerede muayenehanesi olduğunu, hangi hastanede hizmet verdiğini söylerler. İstiyorsanız programınızı devamlı izliyorum. Sabahtan beri açık. Biliyorum. Olmadı evet hocamla da bir şekilde. Cerrahpaşa'ya başvurabilirsiniz efendim. Rahatlıkla. Tamam Engin Bey, çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler efendim. Hattımızda ismini vermek istemeyen bir diğer izleyicimiz var. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yayınınız harika. Siz teşekkür harika. Ediyoruz. Ben doktor bey bir sorum var. Tabii. Buyurun. Suna Hanım'a tebrik ediyorum. Harika bir oyuncu. Teşekkür ederim. Kalitesiyle, duruşuyla, oyunculuğuyla gerçekten aranan ve sevilen bir sanatçı. Bence çok, sanatçı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin gibi sanatçılar olduğu için çok mutluyum Türkiye'de. Çok güzel bir şey söylediniz. Bence sanatçı dediniz. Zaten sanatçı titri veya kelimesi diyelim. Evet. Halk tarafından uygun görülen bir kelimedir. Siz de uygun görmüşsünüz. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel. Ben doktor beye şunu sormak istiyorum. Ben 35 yaşındayım. 5 yaşında bir oğlum var. Oğluma hamileyken gebelik şekerim yükseldi. Sınırı biraz geçti. Dahiliye uzmanıyla görüştüm gebeliğim sırasında. Gebelikten doğumdan 6 ay sonra şeker yüklemesi yaptırmamı önerdi. Yaptırdım. Bir problem çıkmadı. Normal sınırlarda çıktı. Ben şimdi ikinci gebeliği düşünüyorum. Ama hani yaşım biraz yüksek. Ve benim ailemde çok fazla şeker hastası var. Zannedersem tip 2 deniyor. Tam bilmiyorum ama 40 yaş üstü şeker onlarınki. Ben biraz korkuyorum açıkçası. Hani gebelikte oluşabilecek şekerin bebeğe zarar verebileceğini biliyorum. Bunun için önceden yaptırabileceğim, hani gebelik ölçüsü yaptırabileceğim bir tetkik var mı? Veya risk grubunda risk yüksek mi? Onu öğrenmek istiyordum. Merhaba. Kaç kilosunuz efendim? Ben 70 kiloyum. Boyunuz kaç? 1.65. Peki bebek doğduğu zaman kaç kilo doğmuştu oğlunuz o zaman? Oğlum 3.600 doğdu. Peki şimdi çok önemli bir risk faktörünüz yok, merak etmeyin. Biraz kilo vermeniz lazım gebelikten önce, tavsiye ederim size. Evet. Eğer yakın zamanda son bir yıl içinde şeker yükleme testi yapılmışsa 2 saatlik 75 gramlık ve normalse korkmayın. Eğer yapılmamışsa onu yaptırın lütfen. 75 gramlık 2 saatlik yaptırın ve bir dahiliye uzmanına gösterin lütfen efendim. Normalse korkmayın. Eğer bir şekere eğilim varsa bir takım ilaçlar var. Onları kullanıp ondan sonra gebe kalabilirsiniz efendim. Tamam mı? Burada temel faktör kilodur. Meraklanmayın. Ama sizin geçmişte yaşadıklarınız ve ailenizden dolayı İleriki yaşlarda tip 2 diyabet dediğiniz diyabet, yani şeker hastalığı olma şansınız çok yüksek. Ama şu an için korkmanıza gerek yok.
Eğer yumurtalıklarınız iyi çalışıyorsa, rezerviniz iyiyse küreği çok takmayın. Biraz zayıfladıktan sonra efendim hemen gebe kalmaya çalışın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. İyi günler efendim. İyi seyirler. Hemen sosyal platformdan bir soru yönlendirmek istiyorum hocamıza. Ayşe Devrim Topçuoğlu der ki, Cez Bey, Doktor Bey'e bir sorum olacak. İletebilirseniz sevinirim tabii. 36 yaşındayım. 21 Nisan'da bir kimyasal düşük yaşadım. Şimdi nelere dikkat etmeliyim tekrarlanmaması için? Bir oğlum var. İkinci bebeği istiyorum ama doğru zaman için ne kadar beklemem gerekir? Kimyasal düşük nedir? Kaç yaşındaydı? 36 efendim. 36 yaşında. Şimdi kimyasal düşük, demin Çanakkale'de hastanın söylediği 52 dediği düşük türü. Yani klinik olarak görülmeyen ama gebelik var. Kanda gebelik testi pozitif. Biz bunlara biyokimyasal düşük diyoruz. Anlaşıldı. Eskiden bunları çok önemsemedik ama şimdi son yıllarda bunları da önemsiyoruz. Bunları da düşük kabul ediyoruz baktığımız zaman. Hanımefendinin çok bir şey yapmasına gerek yok. Sağlıklı bir çocuğu var anladığım kadarıyla. Var. Tek sorun yaşı. Deminden beri söylemeye çalıştığımız, insanların, kadınların daha doğrusu düzeltim, İki türlü yaşı vardır. Bir kendi yaşı vardır. Kronolojik yaşı, biyolojik yaşı. Bir de yumurtalık yaşı vardır efendim. Yumurtalık yaşı kendisine göre daha yaşlı veya daha iyi olabilir. Eğer yumurtalık yaşları iyiyse sorun yok demektir. Hanımefendi hiç bir şey yapmaya gerek yok. Sağlam bir çocuğu olduğu için sadece bir kez biyokimyasal gebelik yaşadı diye bir şey yapmasına gerek yok. Normal boyutlarda, normal kilodaysa, normal şeydeyse, aşırı kilolu değilse, aşırı zayıf değilse, ciddi medikal bir hastalığı yoksa tekrar gebe kalmaya çalışsın. Gebe kalırken öncesinde mutlaka vitamin veya folik asit takviyesi alsın. Eğer ikinci de böyle olursa o zaman mutlaka bir takım yöntemlerle genetik kusur başta olmak üzere bakmak lazım efendim. Beklemeye gerek yok diyorsun. Hayır hiç. O en büyük yanlıştır. Tamam. İlk normal adetten sonra herkes gebe kalabilir. Güzel. Bekleme için şu olabilir. Psikolojik olarak çok sıkıntılıysa hani arka arkaya sıkıntı yaşamasın. Tıbbi bir sorun yok efendim. Peki. İsmini vermek istemeyen bir diğer izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz efendim. Tünaydın. Alo, tünaydın. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi günler diliyorum. 100. programınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Erol Hocam'a bir sorum olacak benim. Engin Hocam'ın yani, peki. Buyurun biraz efendim. Biraz önceki sorularla hemen hemen aynı. Benim de problemim biyokimyasal gebelik. Yaşım 37. 3 kez bebeklerimizi yaptırdım. İkisinde biyokimyasal gebelik geçirdim. Pardon, 3 kez deneme... Spontan gebeliğim var. Baştan alalım efendim. 3 kez ne dediniz? 3 kez tüp bebek yaptırdım. Tamam. Tamam. İkisi biyokimyasal gebelikle sonuçlandı. Hı hı. HCG 112 üzerine çıkmadı. Tamam. Bir tane de spontan gebeliğim var. O da aynı şekilde. Bir tane gebeliğiniz var, pardon? Bir tane de spontan gebeliğim var. Spontan o da aynı şekilde sonuçlandı. Spontan demek kendiliğinden, natural demek. Evet. Evet. Peki, kaç yaşındasınız efendim? 37. Peki, sizin için tabii yaş en büyük faktör. Evet. Zaman azalıyor. Evet, mutlaka bir kere öncelikle niye bu biyokimyasal gebelikler oldu araştırılması lazım. Kan tahlilleriniz yapılması lazım. Hormonlara bakılması lazım. Evet. Kan uyuşmazlığı testleriniz var mı yok mu? Pıhtılaşma testlerinize bakılması lazım. Yok. Şeker hastalığınıza bakılması lazım. Boğaz hastalığınıza bakılması lazım. Rahim filmi çekilmesi lazım. Genetik kusur var mı yok mu sizde ve eşinize bakılması lazım. Bütün bunlarda anormallik var, düzeltilip tekrar başlamanız lazım. Bunlarda anormallik yoksa sebebi bilinmeyen gruba giriyorsunuz. Daha kötü bir grup maalesef ama zaman aleyhinize işliyor. Anlıyorum. Yaşı 37 olduğu için çok eğer kendi başınıza sizin tabirle spontan gebe kalamazsanız çok ara vermeden tüp bebek yöntemlerine başvurmanız lazım. Sizin gibi olgularda tüp bebek için genetik tanı yapıyoruz. Yani embriyolardan hücre alıyoruz. Onlara genetik kusur var mı yok mu diye bakıyoruz. Genetik kusuru olmayanları yerleştiriyoruz. Size bunu tavsiye edebilirim. Garanti değil ama sizin için bir alternatif efendim. Evet, anlıyorum. Yani bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada embriyolarda A kalite, B kalite ayırıyorsunuz. Bunlar hep B çıkıyor. Evet, o zaman embriyolar elde edemiyoruz. O zaman şunu sorgulamak lazım. Belki yaptığınız yerde laboratuvar koşulları çok iyi olmayabilir. Veya bu size bağlı bir şeydir. Yer değiştirmenizi tavsiye edebilirim. O zaten belli olur. Laboratuvara mı bağlı, size mi bağlı? Bazen de yapay rahim bediği, kokültür dediğimiz, yani sizden parça alıp, onu dışarıda üretip, nereden parça alıp, rahimden parça alıp, dışarıda üretip, onun üzerine embriyoları yerleştirebiliyoruz. Bu da sizin gibi olgularda fayda sağlayabiliyor. Bakın, sağlayabiliyor diyorum. Sağlığa garanti değil, hiçbir garanti anlıyorum. Bu yöntemlerin. Anlıyorum. Bunları denemenizi tavsiye ederim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Geçmiş olsun, biz teşekkürler, biz teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz efendim, geçmiş olsun. Nefika Hanım. Efendim. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Doktor Bey herhalde sorunuz. Evet, Doktor Buyurun, Bey. Buyurun, hiç bekletmeden sorunuzu alalım. Teşekkürler.
Hocam merhaba. Merhaba. Ben Ankara'da arıyorum da hocam, ben çikolata kistim var. 2 sene önce ameliyat oldum. Bu kist tekrarlamışlar. Benim pH'm de çok yüksek çıkıyor. Ben 2 kere tüp bebe tedavisi yaptım. 2 kere aşılama yaptım ama hiçbiri tutmuyor. Ne yapacağım? Hala çikolata kistiniz var mı? Var. Kaç santim? 3 santim, 4 santim diyorlar. Kaç yaşındasınız? 30 oldum. Peki. Şimdi vesileyle şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de yeni bir dernek kurdum.